Merhabalar, 8 Kasım'da bir tutulma var. Uzun zamandır bildiğimiz ve etkilerinden biraz korktuğumuz bir tutulma. O nedenle olabildiği kadar detaylı ve net anlatmaya çalışacağım. Neden korkuyoruz bu tutulmadan? Çünkü gökyüzünde Uranüs ve Satürn kare yaparken bir tutulma gerçekleşiyor olacak. Bunun anlamı da bizi zorlayacak, belki beklenmeyen olayları getirecek, belki birazcık engelleyecek bir dizi olay yaşayabileceğimizi gösteriyor. Bu durumda yapabileceğimiz en iyi şey çok dürtüsel davranmamak. Tutulmalarda çok dürtüsel davranırız biz çünkü. Çok dürtüsel davranmadan mantık çerçevesinde kararlar vermek, çok ani kararlardan uzak durmak hayatımızı kolaylaştıracaktır. Şimdi burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelirsek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu tutulma sizin parasal konularda oldukça zor sınavlar diyebileceğim bir dönemden geçebileceğinizi gösteriyor. Yapabileceğiniz tek şey şu olur: parasal konularda büyük risklere girmeyin. Çünkü tutulma netleri başladı ve yıl sonuna kadar da azalarak da olsa devam edecek. Büyük parasal risklere girmekten uzak durun. Dürtüsel davranmayın parasal konularda. Borç alacak verecek konularında da olabildiği kadar dikkatli olmakta fayda var. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, bu tutulma sizin ilişkiler konusunda, ortaklıklar konusunda, belki kariyerinizle ilgili konularda bazı engellerle ve bazı zorlayıcı, beklenmeyen olaylarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Tavsiyem şu: tutulmalarda dürtüler çok devrede olur ve çok dürtüsel davranırız. O yüzden olabildiği kadar, yapabildiğiniz kadar mantığınızla karar vermeye çalışın. Çünkü Güneş Merkür'le kavuşuyor olacak. Birazcık daha mantıkla hareket etmek, birazcık daha belki konuşarak, iletişim kurarak hareket etmek çok daha hayatı kolaylaştıracaktır sizin için. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, bu tutulma sizin 6-12 hattınızı çalıştırıyor olacak. Ne demek bu? Arkanızdan çevrilen işler önünüze düşebilir. Birazcık mental olarak, duygusal olarak zorlanabilirsiniz. Birazcık melankolik bakıyor olabilirsiniz konulara ya da durumlara. Ve yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, kariyerle ilgili, akademik kariyerle ilgili şeyleriniz varsa bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Tavsiyem şu olacak: olabildiği kadar dürtülerden uzak durun ve olabildiği kadar mantığınızla hareket edin. Ani kararlar vermeyin ve dürtüsel davranmayın diyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, bu tutulma sizin 5-11 hattınızı çalıştırırken 8. evden de bir kare alıyor olacaksınız. Anlamı şu: hayallerinizle ilgili, etrafınız, sosyal çevrenizle ilgili bazı kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bazı zorlayıcı şeyler yaşamanız gerekebilir. Yine parasal ve yatırım konularında da bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem yapacağınız en doğru şey mantık çerçevesinde hareket etmek olur. Çünkü tutulmalarda çok dürtüsel davranırız biz. Çok duygusal kararlar vermeye meyilli oluruz. Ama mantığımızı devreye sokarsak çok daha kolay atlatırız bu tutulmayı. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, bu tutulma sizin 4-10 hattınızı çalıştıracak. Kariyerinizle ilgili engeller, zorlanmalar, beklenmeyen olaylarla karşılaşmanız çok muhtemel. Hatta Satürn etkisiyle de ortaklıklar ve ilişkiler konusunda devrede olacak. Yapabileceğimiz tek şey olana kabul vermek ve mantıklı hareket etmek. Duygulardan, dürtüsel davranmaktan, ani "sevilmiyorum ben galiba" hissiyle hareket etmekten sakının. Çok daha kolay atlatırız bu dönemi. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, 3-9 hattınızda çalışacak bu tutulma. Ne demek bu? Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, akademik kariyer yapıyorsanız, eğitimle ilgili konularınız varsa bu dönem beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de sizi zorlayacak olaylar karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum yine bu dönem ve dediğim gibi ani dürtüsel davranmaktan uzak durun. Daha mantığınızda hareket edin, çok daha kolay yöntemler bulabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler, bu tutulma boyunca parayla ilgili riskli kararlar vermekten uzak durun. Yani çok büyük yatırım, çok büyük para kazanacağım hırsıyla çok yanlış adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda Satürn'de 5. evden kareliyor olacak. Sizi böyle bir hayatı tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. İlişkiler konusunda, aşk konusunda bir dönüşümden geçebilirsiniz. Hep şunu söyleyeceğim: dürtüsel davranmayın. Özellikle 8 Kasım'dan bir ay önce ve bir ay sonrası çok daha etkili olacak. Yıl sonuna kadar etki devam edecek ama azalarak devam edecek. Dürtüsel davranmaktan çok mantığınızla hareket edin ve birazcık daha olumluda kalmaya çalışın. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, bu tutulma 1-7 hattınızda çalışacak. İlişkisi olanlar artık ilişkiyle ilgili bir karar verecek.
verecek gibi görünüyorlar. Tamam mı? Devam mı? Aile de gündemde olabilir. Aile de işin içine girebilir. Yalnız olanlar da bu dönem hayatlarına girecek kişilerle kavuşmaları birazcık daha zorlayıcı olabilir. Hep tavsiyem şey olacak. Mantıklı hareket edin. Duygulardan ve dürtülerden biraz kaçmakta fayda var. Kaçmak demeyelim ama çok doğru kararlar vermemize sebep olmayabilirler. O yüzden biraz daha mantıklı hareket etmek hayatımızı kolaylaştıracaktır. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu tutulma 12-6 hattınızı çalıştıracak. İşle ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Yani işten ayrılmak, başka bir işe geçmek, işteki koşulların değişmesi, işteki koşulların zorlaşması çok mümkün. Hep şunu söyleyeceğim, çok dürtüsel davranmayın, daha mantıklı hareket etmeye çalışın. Bir anda fevri kararlar bizi mutsuz edebilir sonrasında. O yüzden biraz daha iletişim kurarak, birazcık daha mantık çerçevesinde, birazcık daha düşünerek adım atmakta fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu tutulma aşk tutulması olacak sizin için. Anlamı şu, hayatınızda biri varsa, ne olduğu belli değil daha tam diyorsanız artık onunla ilgili bir karar verme zamanı gibi düşünebilirsiniz. İlişkisi güzel gidenler için de bu dönem bazı zorlayıcı şeyler olursa dürtüsel davranmayın, daha mantık çerçevesinde aklı selim kararlar vermeye çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü tutulmalar birazcık dürtüsel davranmaya bizi iter. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu tutulma 14 hattınızı çalıştıracak. Ev değiştirmek, şehir değiştirmek, belki hayatla ilgili çok önemli değişiklikler yapmak bu dönemin konularından olabilir. Tavsiyem şu olur, kararlarınızı elbette uygulayabilirsiniz ama birazcık daha mantık çerçevesinde hareket etmeye çalışın. Bir anda her şeyi değiştirme isteği gelebilir, bir anda her şey çok kötüymüş gibi görünebilir. Tutulmanın etkileri biraz zor çünkü. O yüzden daha mantıklı hareket ederseniz sonuçları çok daha iyi olacaktır. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu tutulma 9-3 hattınızı çalıştıracak ve 12. evden de bir kare alacaksınız Satürn'le. Anlamı şu, arkadaşlarınız, yakın çevreniz, aldığınız eğitimler bir anda size çok gereksiz gibi gelebilir. Bazı insanları hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz, bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Tavsiyem şu olacak, birazcık karanlık bakıyor olabilirsiniz bu dönem hayata, daha pozitif bakmaya çalışmak. Belki kararlarınızı uygulayabilirsiniz elbette ama biraz daha aklı selim, birazcık daha duygudan ve dürtüden uzak karar vermek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır. Tabii gitmesi gereken gidecek, bitmesi gereken bitecek, tutulma bu, ay tutulması bu. Ama dediğim gibi dürtülerle hareket etmek birazcık bizi zorlayabilir. Bütün burçlar ve yükselen burçlara etkisini söyledim. Toparlayacak olursak, zor bir tutulma ama hayatımızda bitmesi, gitmesi, artık sonlanması gereken her şeyi bitirecek. Son 1,5 yılın tutulmaları bunlar. Zaten bu anlamda tek tavsiyem şu olacak, duygulardan ve dürtülerden ziyade daha mantıkla karar vermek hayatımızı çok daha kolaylaştıracaktır. İşinize yarar bir video olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.